İyi akşamlar sayın seyirciler. Sağlığa dair programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bugün aslında sağlığın temeli oldukça önemli bir konudan, birinci basamak sağlık hizmetlerinden bahsedeceğiz. Bu alanda kendi branşında oldukça deneyimli, yaklaşık 7 yıldır bu işi yapan bir meslektaşımızı, aile hekimi meslektaşımızı konuk ettik. Tabii birinci basamak sağlık hizmetleri deyince özellikle insanların aklına basit hastalıklar geliyor. Yani devlet hastanesine ya da üçüncü basamak devlet üniversite hastanelerine, eğitim araştırma hastanelerine gidilmeden halledilebilecek hastalıklar. Aslında birinci basamak sağlık hizmetleri dediğim gibi sağlığın temeli ve bu hastanelere olan, bu hastanelerde olan yoğunluğu azaltacak. Esasında gelişmiş ülkelerde, sağlığı gelişmiş ülkelerde çok önemli bir yeri olan sağlık hizmetleri. Bunlar hakkında konuşacağız. Konuğum Doktor Ahmet Keskin ve nöroloji hekimi uzman doktor İsa Aydın. Ahmet hocam hoş geldiniz. İsa hocam hoş geldiniz. Öncelikle biraz kendinizden bahsedebilir misiniz Ahmet hocam? Öncelikle İlker hocam teşekkür ediyorum davetiniz için. Ben kısaca kendimi tanıtayım. İsmim Ahmet Keskin. 1985 Adana doğumluyum. İlk öğretim okulunu ve liseyi İskenderun Demirçelik'te okudum. Daha sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2010 yılında mezun oldum. Daha sonra mezun olduktan sonra ilk görev yerim olan Urfa'da 7 yıldır çalışmaktayım. Evet. Bunun yaklaşık 1 yıllık kısmında acil hekimliği görevini üstlendim. Hı hı. Devamında yaklaşık 6 yıldır da Şanlıurfa merkeze bağlı Dağyanı kasabasında aile hekimi olarak görev yapmaktayım. Peki mesleğe başladığınızda Urfa'da bu kadar uzun süre kalacağınızı tahmin etmişsiniz. Tabii ki aslında Urfa kısa dönem kalıp gideceğimiz bir yer olarak hayal ediyoruz. Genelde, evet, çünkü Şanlıurfalı değilsiniz, o yüzden soruyorum. Evet, genelde Urfa dışından gelen, Urfalı olmayan hekimler Urfa'da kalıp kısa bir dönem mecbur hizmetini bitirip memleketlerine dönmek isterler. Hı hı. Ama bunun istisnaları da evet, az değil. Evet. Benim gibi birçok meslektaşım Urfa'yı sevip, evet, burada hizmet etmeye devam ediyor. Evet, ne güzel. Evet. Peki hocam, zaten diğer moderatörümüz İsa hocayı da zaten hepiniz tanıyorsunuz. O da bize kırmadı, eşlik edecek bugün. Peki Ahmet hocam, aile hekimliği temel olarak nedir? Yani aile hekimliği deyince insanların aklına ne geliyor? Aslında ne? Evet. Bunlarla ilgili biraz tabii şeylerden ki bahsedebilir misin? Şimdi öncelikle aile hekimliğinin ben size neden oluştuğunu, neden doğduğunu, tıp tarihinde neden böyle bir branşa istek duyulduğunu kısaca bahsetmek istiyorum. 1920 yıllarında, 20'li yıllarda daha doğrusu, tıpta branşlaşmalar çok ciddi oranda başladı. Ve daha sonra bu branşlaşmaların artmasıyla beraber şöyle bir ihtiyaç doğdu. Genel hekimlik kavramı. Yani bir branşın özelinde değil de bir bütün olarak bir aileyi, bir bireyi değerlendirecek bir hekimlik ihtiyacı doğmaya başladı 1920 yıllardan sonra. Daha sonra tabii ülkemizde 2007 yılında Eskişehir pilot bölge olma koşuluyla Türkiye aile hekimine geçmiş bulundu. Evet. Bunun tabii Avrupa'da ve Amerika'daki tarihi geçmişi 1960'lara 70'lere dayanıyor. Aile hekimliğini ben kısaca özetlemek istersem şu şekilde: kişinin, bireyin, ailesinin, çevresindekilerin sağlığa en kolay ulaştıkları branş olarak değerlendirebiliriz. Evet, branş. Bu noktada biz sadece hastalıkların tanı ve tedavisinin kısmıyla ilgilenmiyoruz. Bunun haricinde bu işlemlerin koordinasyonuyla, aynı şekilde danışmanlığıyla yakinen ilgileniyoruz. Evet. Peki, çok güzel bir şey söylediniz. Aslında bu hizmetin sunulmasının 2012'de dediniz değil mi? İlk 2000, Eskişehir. 2010 yılında. 10 mu dediniz? 2010, ha, 2010 yılında, özür dilerim. Türkiye. Sistemin oturmasının bu kadar
Şanlıurfa'da sanırım 400-500'e yakın aile hekimi var. Evet. Bu kadar çoğalmasının bir sebebi, çok güzel söylediniz, oradaki kişilerin o aile hekimliği, yani toplum sağlığı merkezi dediğimiz, eskiden sağlık ocağıydı, şu an toplum sağlığı merkezi diyoruz. Toplum sağlığı merkezi ve çevresindeki belli alandakilerin en kolay ulaşabildiği, rahatlıkla randevu almadan gidip ulaşabildiği, sorunlarını anlatabildiği, orada gerek tedavi gerek yönlendirmelerin yapıldığı bir yer. Peki İsa Hocam, burada size dönelim. Bu ne kadar uygulanıyor? Yani ben bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan bir uzman hekim olarak bana aile hekiminin halledebileceği günde belki de hastaların yarısı, yaklaşık yarısı aile hekiminin halledebileceği hastalar aslında. Rahatlıkla aile hekiminin tedavi verebileceği, tedavide başarı sağlayabileceği hastalar. Örneğin konjüktivit hastası. Benim 3 hastamdan biri konjüktivit hastasıdır ve bu rahatlıkla ve rahatlıkla hiç hastaneye gelmesine, zahmet etmesine bile gerek kalmadan hastanın aile hekimince tedavi edilebilir bir hastalıktır. Zira acil servislerdeki kalabalıklığı, yoğunluğu, bu yoğunluktan kaynaklanan aksamaları, işleyişteki aksamaları gerek, işleyişteki aksamaları gerek, gerçekten acil, durumu aciliyet içeren hastaların bu sebepten zor durumda kalmasını çok sıkça yaşıyoruz. Hepimiz zamanında acil hekimliği de yaptık. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi teşekkür ederim öncelikle Ekir Hoca. Böyle güzel bir ortamda sizlerle birlikte olmak gayet keyifli. Bir sohbetin içinde olmak güzel bir şey. Şimdi bizim ilk yaptığımız programı eğer izleyicilerimizden hatırlayan olursa, orada aslında bu aynı söylediğimiz şeyi birinci bir mesaj olarak vermek istedik. Yani neydi bu? Bir hasta evden çıktığı anda bir rahatsızlığı varsa, bir hastalığı varsa bununla ilgili gidebileceği en ideal ve en pratik yere gitmesi gerekiyor. Bu neyi önlüyor? Bir, hastanın kolay bir şekilde sağlık hizmetine ulaşmasını sağlıyor. Bir ikincisi ise daha üst seviyelerde sağlık hizmeti veren birimlerin daha rahat çalışmasını sağlıyor. Evet. Şimdi ne demek bu? Diyelim ki öksüren bir hasta var. Şimdi bir öksürük hafif bir boğaz rahatsızlığından kaynaklı olabilir. Hasta çıkabilir. Yakındaki bir sağlık ocağına, 2010'dan öncesini hatırlarsanız, sağlık ocağına giderdi. Tedavisini olurdu, reçetesi yazılırdı. Daha sonra evine giderdi, iyileşirdi. Ama şimdi tabii daha üst merkezlere daha basit hastalıklar veya daha basit semptomlar, yani bulgular, şikayetler gidince tabii çok ciddi bu sefer yığılmalar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir etkinlik azalması oluyor hekimlerde. Yani sağlık sistemi etkin olarak kullanılmıyor. Bu gereksiz bir yük gibi oluyor. Şimdi 2010'dan sonra aile sağlığı merkezleri açıldı. Aile sağlığı merkezlerinin amacı şuydu: sağlık ocağından farkı nedir? Şimdi sağlık ocağında, bir sağlık ocağında bir 5 hekim diyelim otururdu. 5 hekim o sağlık ocağına gelen hastaların, yani doktora gelen sadece hastaların nerede oturduğu fark etmez. Efendim, tedavi edilmesinden, şikayetlerini dinlenmesinden, aşılanmasının yapılmasından, aile planlamasının yapılmasından, gebe izleminin yapılmasından sorumluydu. Ama şimdi aile hekimliği sistemine geçince bu ne oldu? Herhangi bir kişi herhangi bir doktora gitmiyor. Kendisini ilgilendiren, kendi sağlık envanterini, kaydını tutan bir ondan sorumlu aile hekimi oluyor. Aile hekimi de aynı zamanda kendi nüfusuna kayıtlı, kendi görev sorumluluklarında kayıtlı bir popülasyona bakıyor. Böylece onları tarayıp oradaki bir aşı takibinde, bir gebe takibinde veya rutin bir kontrolde hastaların ne zaman, nasıl tetkik edileceği olduğu zaman hastalara ulaşma imkanı sağlıyor. Dolayısıyla aslında teorikte çok kaliteli bir düzen. Tabii oturması yıllar alan bir şey. Şu an 7 sene geçti neredeyse. Şu anda az çok artık bütün dünya, yani ülke genelinde bunun az çok oturduğunu görebiliyoruz. Peki yani hastalar aile hekimini ne zaman kullanabilmeli? Birinci basamak sağlık hizmetlerinin birinci görevi bir kere tedavi veya tanı değildir. Birinci görevi koruyucu hekimliktir. Ne demek? Siz sağlıklısınız veya toplumda sağlıklı olarak yaşayacaksınız, bir görev yapıyorsunuz. Bunu, sağlıklı durumunuzu devam ettirmenizde size yardımcı olması gerekir. Çocuk var, çocuk gayet sağlıklı, aşılayıp hastalıklardan korur. Bir gebe var, gebenin periyodik kontrollerini yapar. Kontrollerini yaptıkça gebeliğin nasıl izlediğini izler. Hem anne sağlığını hem çocuk sağlığını böylece kontrol etmiş olur. Aile planlamanı nasıl sağlar? Böylece aile planlamasıyla birlikte aileler
daha rahat bir şekilde bilgi alabilirler. Gidip hekimden bunu profesyonel olarak öğrenebilirler. Böylece hem cinsel sağlık hem aile sağlıklarını korumuş olabiliyorlar. Şimdi dolayısıyla aile hekimini birinci kullanacağınız yer budur. Yani önce kendi sağlığımı nasıl koruyacağım? Birinci basamak koruyucu hekimlik dediğimiz şey bu. Bunun dışında kolay tedavi edilebilir. Soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, bağırsak iltihabı, öksürük, bronşitten tutun da baş ağrısı, baş dönmesi, konjüktivit gibi bir göz iltihabından tutun, bir burun kanaması, burun akıntısı, bir diş ağrısı, kulak ağrısı, kulak iltihabından tutun. Birçok perspektifte hastalığı bir aile hekimi rahatlıkla tedavi edebilme yeteneğine ve yetkisine sahiptir. Dolayısıyla hastaların bir kere çekinmeden doktora başvurmaları gerekir. Aile hekimliği demek sadece oturmuş birkaç aşılama yapan, efendim aile planlaması yapan, bir iki gebe takibi yapan bir birey olarak görülmemeli yani. Yani orada esas görevlerinden biri de hekimliktir. Bu hekimlik görevi de çok yetkin bir kişi tarafından yapıldığı için o yüzden bu şikayetleri de varsa başvurmaları gerekir muhakkak. Dolayısıyla aile hekimliği neden bu kadar önemli vurguluyorum? Çünkü siz bu kadar değerli bir yetiştirdiğiniz bir hekimi oraya koyduğunuz zaman eğer siz bunu kullanmayıp bypass ederseniz bir hekimin kendi değerini düşürmüş olursunuz. Orada bir gereksinim duymaz. Çünkü herhangi bir 4 yıllık bir fakülteden veya üniversiteden mezun bir kişiyi de oraya koysanız o evrak işlerini tamamlayabilir. Ama hekimlik işine geldiği zaman işte o zaman yetkin biri gerekiyor. O yüzden oranın etkin olarak kullanılması bu merkezdeki döngüyü en önemli döndüren şeydir. Evet. Peki Ahmet Hocam size döneyim. Yani bu konu çok önemli, o yüzden bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani aile hekimliğine bir aile hekimi olarak, tecrübeli bir aile hekimi olarak sizin polikliniğinize başvuru sayısı yeterli mi? Yani şimdi İsa Hocam tabii 7 senede bir miktar oturdu dedi ama biz eğitim araştırma hastanelerinde, devlet hastanelerinde 2. 3. basamaklarda görüyoruz ki gerçekten çok o hastanelere gereksiz başvuru var. Evet. Yani bu hastalar için de çok zor bir durum. Çünkü işte kalabalık oluyor, sıra bekliyorlar, gerekiyorsa erken saatlerde geliyorlar. Halbuki basit bir şekilde en yakın aile sağlığı merkezine gidip tedavi olacakları bir hastalık. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yeterli mi aile hekimliğine başvuran evet. sayısı yoksa? Şöyle, aslında giderek istenilen seviyeye ulaşmakla beraber hala istediğimiz seviyelerde değil. Söylediğiniz gibi aslında şu an ülkemizde bir uzman hekime ulaşmak çok kolay hale geldi. Ve bizim o istediğimiz sıralamayı atlıyor hastalarımız. Evet. Ve bundan dolayı da hastaneler ve özellikle acil servislerde çok ciddi yoğunluklar. Bunun sadece hasta bazında hastaların çektikleri değil, ciddi de bir mali yükü de var devlet bazında. Dediğim gibi şu an için ben Şanlıurfa üzerinde cevap vermek istiyorum. Şanlıurfa'da bizim ortalama her aile hekiminin 3.000 ila 4.000 kişi arasında nüfuslarımız var. Tabii şehir merkezlerinde bulunan aile sağlığı merkezlerimiz de A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı ve sınıfsız olmak üzere 4 çeşit aile sağlığı merkezi var. Bu şu demek, aile sağlığı merkezlerinin bazı kriterleri var, bazı gereksinimleri var. Bunları sağlayan sağlık ocakları A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı ve geri kalanlar şeklinde sıralanıyor. A sınıfı sağlık ocaklarından eski ismiyle aile örnek verecek olursam, A sınıfı bir sağlık aile sağlığı merkezi aslında bir tıp merkezinden farkı yok. Gittiğiniz zaman her türlü poliklinik hizmetini alabildiğiniz, yani ben size bir A sınıfı bir aile sağlığı merkezinde alabileceğiniz hizmetlerden şöylece bahsedeyim. Poliklinik hizmetlerin haricinde pansuman, enjeksiyon, damar yolu gibi işlemleri yapabileceğiniz, onun haricinde laboratuvar tetkiklerine ulaşabileceğiniz, onun haricinde bebek, çocuk, gebe ve kronik hastalıkların takibinin yapıldığı bir merkez olarak aile sağlığı merkezleri aslında bir nevi küçük birer hastane konumuna geldi. Tabii hala dediğim gibi bizim istediğimiz seviyelerde değil. Bunun için aile hekimliğinin
tanıtılması, aile hekimliğinin halkımıza anlatılmasını tabii biz tüm hekim arkadaşlarımızdan istiyoruz. Bu şekilde. Şimdi aile hekimliği için şu örneği vermek istiyorum. Mesela aile hekimliği bir, yani sağlık sistemini bir saat çarkı olarak düşünürseniz, çarkta 3 kısım vardır. Saniye, dakika, saat. Yani siz hedef saat, saat diye bakarsanız, ona ben size söylerim. Saniye çarkı dönmeden dakika çarkı, dakika çarkı dönmeden saat çarkı dönmez. Aile hekimliği de bu çarkın saniye çarkıdır. Önce bu saatin saniyeden başlaması lazım. Böyle siz birini pasif geçip direkt öbür çarka atlarsanız, o zaman bu iş yürümez. Evet. Bu saat düzgün çalışmaz. O zaman yanılmış oluruz. O yüzden aile hekimliğini iyi tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Peki bu tabii yani bu konu çok önemli. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin iyi kullanıldığı gelişmiş ülkelerde gerçekten işler çok daha iyi yürüyor. Kalifiye uzman hekimlerden, branşında uzman hekimlerden daha iyi faydalanabiliyor. Bu durum gerçekten çok önemli. Acaba diyorum bu tür durumlarda ilk önce hastanın aile hekimine başvurup aile hekiminin yönlendirmesiyle mi bu iş revize edilmeli? Yoksa başka bir şey mi, acil hastalıklar dışında bu özellikle 3. basamak hastanelere başvurunun? Yani çünkü üniversite zamanımdan da hatırlıyorum. Yani üniversitede çalıştığım zaman oradaki göz ihtisasım süresince orada da aynı şey geçerliydi. Yani sadece 2. basamak devlet hastaneleri değil, üniversite hastanelerinde bu çok daha zor bir durum. Çünkü öyle hastalar geliyor ki yani hasta birçok hekim tarafından üniversiteye refere edilmiş, çok zor bir tedavisi, zor takibi, zor bir hastalığı var ve onların yanında bir de tamamen 1. basamak sağlık hizmetlerinde kolaylıkla halledilebilecek, tedavi edilebilecek, takip edilebilecek hastalar bakılıyor ve gerçekten ben gerçekten 3. basamak sağlık hizmetine başvuran hastalara bu konuda haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çünkü neredeyse aynı süreyi ayırmak zorunda kalıyorsunuz ve bu ister istemez hekim de bir insan sonuçta hataları ve benzeri şeylere sebep olabiliyor. Peki hangi hastalar bu toplum sağlığı merkezine geliyor? Yani toplum sağlığı merkezine gelen sizin klinik pratiğinizde, deneyimlerinize göre en çok hangi şikayetlerle hastalar geliyor? Ya da şöyle de sorabilirim. Hangi şikayetleri olan hastalar toplum sağlığı merkezlerine rahatlıkla gelsin, rahatlıkla tedavi edilebilir? Şimdi bizim aile sağlığı merkezlerinde özellikle yaş ve cinsiyet fark etmeksizin biz 7'den 70'e tabiri caizse her hasta grubuna bakıyoruz. Bu bakıyoruzdan kastım bizim her hastalığı tedavi edeceğimiz anlamına gelmiyor. Tabii ki bunu zaten yetkili değiliz. Zaten buna gücümüz yetmez. Bu noktada bizim burada zaten aile hekimliğinin en büyük önemlerinden birisi danışmanlık hizmeti. Biz bir nevi hastayı, çünkü bize gelen hastayı şöyle düşünün, bizim gibi değiller. Halkımızın çeşitli kesimlerinden gelen, sosyoekonomik düzeyi çok farklı kesimlerinden gelen insanlar bize başvurduğu zaman biz o insanları çözemediğimiz noktada yönlendiriyoruz. Bu yönlendirmek bir nevi, biz buna sevk diyebilirsiniz. Ama özellikle birinci basamağa her hastayı gelmesini biz canı gönülden isteriz. Bizim dediğim gibi yetemediğimiz noktada biz zaten yeterli şekilde yönlendiriyoruz. Peki mesela bu aile sağlığı merkezine en çok hangi şikayetle başvuru oluyor? Şöyle söyleyeyim, bizim poliklinik hizmetlerimizde genel olarak çocuk, bebek, ateşli çocuklar, üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları en sık gördüğümüz poliklinik şikayetleri. Kaç, sözünüzü kesiyorum, yani bir hekim olarak siz o aile sağlığı merkezinde kaç kişiden sorumlusunuz? Bir aile sağlığı merkezi aile hekimi ve beraberinde çalıştığı aile sağlığı elemanından oluşuyor. Bunu bir birim olarak değerlendiriyoruz. O birime kayıtlı, ait olan hasta grubu var. Ve aile hekimi ve aile sağlığı elemanı bir grup olarak bu hasta kitlesinden sorumlu. Onların
tüm sağlık sorunlarıyla ilgilenen birim bu şekilde. Aşağı yukarı kaç kişi oluyor bu sorumlu olduğunuz bu hasta kitlesi? Şanlıurfa özelinde 3000 ile 4000 arasında değişiyor. Bunu tabii yeni gelecek mezun sayılarıyla, yüklü sayılarıyla beraber bu sayıları 2000'li sayılara hedefleniyor. Tabii bu noktada sağlık hizmetinin kalitesini de artacağını şüphesi yok. Tabii, kesinlikle öyle olacaktır. Tabii yani belki de hani biz şimdi bu eleştirileri yapıyoruz fakat belki de aile hekimi sayısı ve toplum sağlığı merkezi sayısı yetersizdir. Yani hastalar o sebeple de şu an ikinci ve üçüncü basamağı birinci olarak tercih ediyor olabilir. Tabii bu yıllar sonra belki çok daha değişik, daha başka yollara gidecek. Dediğiniz gibi artan pratisyen hekim sayısı, aile hekimi sayısı, bunların sorumlu olduğu kişi sayısı, hasta sayısı azaldıkça bunlar daha düzelecek diye düşünüyorum. Peki İsa Hocam, en çok Ahmet Hocam da dedi, aile hekimine, toplum sağlığı merkezine başvuruda baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler çok fazla oluyor. Bu da sizin konunuz. Şimdi tabii nöroloji olarak baş ağrısı, baş dönmesi en çok gördüğümüz konulardan biri. Ama baş ağrısı, baş dönmenin tabii çoğunluğu birinci basamakta da tedavi edilebilen, değerlendirilen bir şey. İlk önce onu sorayım, daha sonra biraz baş ağrısından konuşalım. Yani kaç hasta size baş ağrısıyla gelen, kaç hasta önce aile hekimine uğramış, orada tedavi olmuş ya da olmamış, başarısız olmuş ya da memnun kalmamış size gelmiş ya da direkt size gelmiş? Yani aile hekimine gitmiş, tedavi olduktan sonra iyileşmeyip nöroloji uzmanına gelen başarısız hasta sayısı sıfır. Ben bunu söyleyeyim, yani yok. Çünkü hastalar direkt olarak nöroloji, üstelik bir nöroloji uzmanına gitmiş hasta sayısı bile çok düşük. Mutlaka öncesinde 2-3 nöroloji uzmanına dolaşılmış, tedaviler yarım bırakılmış. Bu toplumda gördüğümüz, yani toplumun filmini çektiğimizde gördüğümüz şey olduğunu için söylüyorum. Yani insanları eleştirmek, hastaları eleştirmek için söylemiyorum. Nerede yanlış yaptığımızı göstermek için söylüyorum. Çünkü bir yerde siz takip olmazsanız, tedavi olmazsanız, hasta, doktor da sizden anlamaz, siz de doktordan anlamazsınız. Evet. Baş ağrısı hastalıklarının çoğu kroniktir. Ne demek? Uzun süreli takip, tedavi gerektirir. Siz şimdi bir ilaç alırsınız, 3 gün sonra ağrınız geçmez zaten. Geçmeye de bilir. Ama uzun süreli iyileşmek istiyorsanız daha uzun vadeli tabii takip ve tedavi gerektiriyor. Şimdi aile hekimine bir sürü hasta başvurabiliyor. Yani tamam, her baş ağrıyan da illa mutlaka aile hekimine gitsin demiyoruz burada. Ama her baş ağrısı kötü bir şey midir, değil midir? Aslında bu hastalara bunu iyi anlatabilmek lazım. Yani baş ağrısı ne zaman olsa korkacağım. Bir kere eğer başınız ağrıdığı zaman daha önceki yaşadığınız baş ağrılarına benziyorsa, mesela yıllardır aşağı yukarı bu şekilde benim başım ağrır diyorsanız, bu kronik bir baş ağrısıdır. Acile hemen başvurup çok şiddetli, ani, ne kadar şiddetli olursa olsun acil bir müdahale gerektirmeyecek bir baş ağrı olduğunu düşünebilirsiniz. Yani hangi baş ağrıları acildir? Yeni başlamış bir baş ağrısı ve daha öncekileri hiç benzemeyen bir baş ağrısı. Beraberinde ciddi görme bulanıklıkları, görme problemleri yapan, şiddetli kusmalar yapan baş ağrıları, ciddi ani ışık hassasiyeti, kusma yapan baş ağrıları, bir olaydan sonra gelişmiş, bir travmadan sonra gelişmiş baş ağrıları, düşmüşsünüzdür, kafanızı bir yere çarpmışsınızdır. Mesela sıklıkla kadın kuaförlerde olan bir şey vardır, arkaya doğru yatırırlar sandalyede, saçını öyle yıkarlar. Mesela en çok anevrizma rüptürleri bu durumda ortaya çıkıyor. O zaman şiddetli bir baş ağrısı beraberinde başlar, kanama ve daha sonra felçli gibi büyük şeylerle de ortaya çıkabilir. Sadece baş ağrısıyla değil, yani onu da söyleyeyim. Dolayısıyla her baş ağrısı bir kere korkulacak bir baş ağrısı değildir. Bir ikincisi, hastalarda baş ağrılarını hekime geldikleri zaman, nöroloji uzmanı da olabilir, aile hekimi de olabilir, hekim baş ağrısını hastanın öyküsünden anlar. Bu çok önemli bir şey. Şu an 100 tane baş ağrısı hastasına sorsanız baş ağrınız nasıl anlaşılır diye, 100'ünün 95'inin vereceği cevap bir beyin filmiyle ancak. Tam tersi. 100 hastanın 98'inin baş ağrısını hastanın anlattığı ağrının şeklinden anlarsınız. Baş ağrısı bir yemek gibidir. Şimdi dün akşam bir yemek yapmış bir ev hanımını düşünün. Yaptığı yemeği bulmaya çalışıyoruz. Bu yemek baş ağrısı. Yemeğin türünü bulmamız için tarif sorarsınız.
İçine ne koydunuz işte? Bulgur koydum der, biber koydum der, salça koydum der, soğan koydum der, et koydum der, yoğurdum der. Siz dersiniz ki bu çiğ köftedir. Değil mi? Bir şu kadar sürüyordum. Bunu anlarsınız o zaman. Bu yemektir. Baş ağrısı da aynı bu şekildedir. Size sorulur. Ne kadar sürdü, nasıl oldu, neresi ağrıdı, nasıl geçti, ne oldu? Hiç mesela gidip akşam çiğ köfteyi tekrar görmemize gerek kalır mı? Anlattığı şeyden anlarsınız. Baş ağrısı da aynı şekildedir. Hastanın anlatımı çok önemlidir. Hastanın anlattığı şeylerle baş ağrısının türü, tipi, nasıl ortaya çıktığından tut her şeyi anlayabilirsiniz. Tabii bazı baş ağrılar atipiktir, şüphe uyandırır. Zaten bu gibi durumlarda hekim hemen uymayan şeyleri not alır. Bu buna uymuyor diye. O zaman gerekli laboratuvar testlerini, beyin görüntülemelerini falan. Göz hastalıklarına da çok fazla yapar. Baş ağrısı sebep özellikle çocuk hastalarda refere ediliyor. Gözün arkasındaki görme sinirindeki kabarıklık, eğer baş içinde, göz içinde, kafa içinde bir yer kaplayan oluşum bir kitle olduğunda bulgu verdiği için o tehlikeli baş ağrılardan şüphelenilen nörolog hekim arkadaşlarımız dediğiniz gibi o tür ayrıntılı testlere giriyor. Hemen istiyorsunuz zaten. Evet. Zaten burada da hemen müdahale ediliyor. Burada şunu da açıklamak istiyorum. Neden? Şu ülkemizde son yayınlanan veriler, ülkemiz dünyada en çok film çekilen yer, evet, MR çekilen yer, tomografide de üst sıralardayız. Hani tomografide birinci değiliz ama MR'da birinciyiz. Bunlar radyasyon, bunlar yanlış tetkikler, zaman kaybı, milli gelir kaybı, evet, bunların hepsi kayıp. Gereksiz olanlar kayıp. Gereksiz olanlar kayıp. O yüzden hekime başvurduğunuzda en iyi tedavi, tetkik yöntemi, en iyi tanı yöntemi önce kendinizi iyi anlatabilmek, iyi anlatabilmek. Doktorun da bunu iyi anlaması lazım. Doktorun sizi yönlendirdiği sorulara iyi cevap verebilmeniz lazım. Şimdi bunu yaptığınız zaman baş ağrınız oturur. Genelde baş ağrıların çoğunluğu kronik baş ağrılardır. Çünkü dünyada en çok görülen baş ağrısı nedeni gerilim tipi baş ağrılarıdır. Ardından migren gelir, ardından küme tipi baş ağrıları. Aslında şu an 3. sırayı analjezik kötüye kullanan baş ağrıları almakta. Neden? Çünkü biz her ağrıya ağrı kesici, her ağrıya ağrı kesici. Ağrı kesici aşırı kullanım ağrıları da şöyle oluşuyor. Bir ayda 10 tane, 10 günden fazla ağrı kesici kullanırsanız, bunu da 3 ay üst üste yapmış olursanız ve gittikçe de ağrı şiddetiniz, ağrı sıklığınız ve ağrı süreniz artıyor ve ağrı kesiciye yanıt da düşüyorsa, bu demek ki artık kullandığınız ağrı kesicilere bağlı beyinde bir hassasiyet gelişiyor. Tolerans gelişmiş. Bu da otomatikman daha çok, daha sık ve daha kötü ağrılar oluşturuyor. Tedavisi biraz uğraştırıcı ağrılardır. Bunlar hayat fonksiyonlarını çok bozan ağrılardır. Dolayısıyla her baş ağrısını hastanın önce kendi kendini bir tanıması lazım. Yaşadığım ağrı daha önceden var mıydı, yeni mi oluştu? Daha öncekilerde vardı, daha önce de başım ağrıdı ama bu seferkinde eskisiyle aynı şiddet mi, değil mi? Eskiden kusmazdım ama şimdi kusuyorum. Eskiden görmemde sıkıntı yoktu, şimdi var. Eskiden çok daha farklı bulgular mesela ortaya çıkabiliyor. Yüzünde karıncalanma, yüzünün bir görme alanının bir tarafını görmeme gibi semptomlar çıkabiliyor. O zaman bir doktora başvurmaları gerekir. Ama baş ağrısı olan hastaların, özellikle günlük, uzun süreli, hep aynı tip baş ağrısı olan hastaların birinci basamak aile hekimine başvurmalarını öneririm. Baş ağrısı çünkü kolay tedavi edilebilen bir şeydir. Şu an hastaların çoğu şunu sanıyor, baş ağrısı en zor geçen, ömür boyu bir türlü geçmeyen şeydir ama ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Baş ağrısı aslında en çok kolay tedavi edilebilen bir şeydir. Çok zorlanmadığımız bir şeydir. Tek zorlandığımız şey baş ağrısı değil aslında. Hastayı tedaviye ikna etmek, ağrısına ikna etmek, ağrısıyla tanıştırabilmek oluyor. Çünkü gerekli ağrısını tanıyan hastalar, ağrısını tanımış, nasıl geldiğini bilen, önlemlerini alan, ilaçlarını düzenli kullanan, takiplerine ve tedavilerine düzenli gelen hastalarda en fazla 6 ile 9 ay içerisinde birçok ağrıyı kontrol altına alabilirsiniz. Ha, vardır buna rağmen kontrol altında ama inanın bu %2-3'ü geçmiyordur. Böyle ileri şeylere geçtiğimiz hasta sayısı. Çoğunluğu böyledir. Ama maalesef şu anda artık kontrol edebildiğimiz hasta sayısı nerede %2-3? Bunun nedeni de bir, ağrıyı tanıyamama, ikincisi düzensiz ilaç kullanımı, üçüncüsü çok dağınık bir takip protokolü, doktor doktor gezmeler ve dolayısıyla bu da çözümsüzlük sunuyor hastalara. Evet. Tabii çok güzel bir şey söyledin yani.
özellikle takip konusunda. Yani İsa hocamın dediği gibi bir hasta kendisine gelmeden 2-3 farklı hekime daha başvurup oradaki tedavilerini yarıda bırakıp daha sonra kendisine geldiğinden bahsetti. Bu çok önemli bir şey. Takip denilen şey, yani hastanın tedavinin başlangıcından sonuna kadar aynı hekime güvenip aynı hekimle beraber, aslında bu hastalıkların tedavisi, hep söylerim, bir işbirliği. Hekim ve hasta arasındaki bir işbirliği aslında. Tedaviye devam etmesi çok önemli. Yani bu ne oluyor? İlk önce başka bir nöroloğa gidiyor. İşte veya aile hekimine gidiyor. Aile hekimi bir tedavi başlıyor. O tedavi belki işte bir hafta sonunda sonuçlanacak ve hastanın rahatlayacağı bir tedavi, ama hasta sabırsız. İkinci gün hemen o ilacın etkisinin olmadığını, yetersiz olduğunu düşünüyor. Çünkü bu yetersizliğe bağlı, İsa hocamın da dediği gibi o haptan, aynı tedaviden yüksek dozda kullanım, 2 hap, 3 hap alayım, işte ya da sadece sabahları önerilmişse sabah ile akşam alayım, çok oluyor. Yani analjezik analjezik kaynaklı baş ağrılarının belki bir sebebi de budur. Bu takip çok önemli. Siz böyle bu takip konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda yaşadığınız şeyler var mı? Tabii ki. Yani biz aslında bu tüm hikayenin sonunda yine olay bize geliyor. Hı hı. Biz, hastalar bize torba torba ilaçla geliyor. Evet. Ve gerçekten 3 farklı ağrı kesici grubunun bir arada kullanıldığı reçeteler. Evet. Yani farklı zamanlarda farklı hekimlerin yazdığı ilaçları kendilerine göre kombine etmeler. Evet. Gerçekten bu manada çok ciddi sıkıntı var. Evet. Tabii bunun önüne geçmek için, söylediğiniz gibi İlker hocam, hastaların doktorla iletişiminde doktora güvenmeleri ve biraz daha sabırlı olmaları. Bu konuda hastalar bilinçlendirmeli bence. Çünkü gerçekten o torba torba ilaçları gördükçe bizler üzülüyoruz sahada. Ve bunun çözümüne yönelik de çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Peki Ahmet hocam, size devam edelim. Şimdi çocuk bir hastanede doğdu, dünyaya geldi. Evet. Orada sanırım ilk aşısı yapılıyor. Hasta, anne ve çocuk taburcu oldular. Ve daha sonra muhtemelen size geliyorlar. Siz ne yapıyorsunuz bu çocuğa? Evet. Şimdi öncelikle yeni doğan bir bebek, söylediğiniz gibi hastanede ilk aşısı, hepatit B aşısını, ilk dozunu olmuş bir şekilde. Bizim istediğimiz hastalarımızdan ilk 10 gün içerisinde, bebek anne sütünü aldıktan sonra ilk 10 gün içerisinde sağlık ocaklarına, eski ismiyle, şu anki ismiyle aile sağlığı merkezlerine başvurmaları. Biz ne yapıyoruz bu bebeklere? Bizim tarama testlerimiz var. Tabii bunların en önemlisi, halk arasında da topuk kanı, zeka testi diye bilinen test. Biz bu topuk kanının önemi nedir? Ben bundan bahsetmek istiyorum. Bazı hastalıkların erken tanısı, biz zaten koruyucu sağlık hizmeti derken bundan bahsediyoruz işte. Tam da konumuz bu. Örnek vermek gerekirse, biz hastalardan topuk kanı alıyoruz. Topuk kanı ne demek? Hastanın, bebeğin topuğundan 4 tane yuvarlaklı kağıda kan örnekleri alıyoruz. Ve bunu Ankara'daki veya ilgili yeni doğan tarama merkezlerine gönderiyoruz. Burada ne yapılıyor? Burada 3 tane hastalık bakılıyor. Bu 3 hastalık önemli. Neden önemli? Çünkü bu 3 hastalığın tanısı erken konulursa ve tedavi edilme şansları doğuyor ve tedavi edilen bebeklerde bu hastalığın ilerleyen yaşlarda, bu hastalıkların ilerleyen yaşlarda çocukların beyinsel, zihinsel, fiziki gelişimlerinin engellemesinin önüne geçiyoruz. Nedir bu önemli 3 testimiz? Birincisi fenilketonuri dediğimiz hastalık. İkincisi hipotiroidi, konjenital, yani doğuştan tiroid eksikliği. Tiroid hormonu eksikliği. Üçüncüsü de biotidinaz eksikliği. Bu 3 hastalıkla biz, tamam, görülme sıklığı belki düşük gelebilir
insanlara. Ama biz bu manada tespit ettiğimiz bir bebek bile ileride hastalıkla karşılaşmamasını engellemek bizim için büyük mutluluk ve şans. Onun haricinde biz iki testimiz daha var. Bunlardan birisi gelişimsel kalça displazisi dediğimiz kalça çıkığı. Bununla ilgili aile hekimine başvuran bebeklere biz fiziki olarak muayenesini yapmaya çalışıyoruz. Tabii fiziki olarak atladığımız bulgular var. Bunlarla ilgili hastalarımızı birinci ve ikinci aylarda kalça ultrasonu için kesinlikle bir hastaneye başvurmalarını istiyoruz. Bununla ilgili kendilerine bilgileri veriyoruz. Üçüncü testimiz de yine aynı şekilde işitme tarama testi. İşitme tarama testini yine aynı şekilde ikinci aya kadar hastalardan ilgili kliniklerde yaptırmasını istiyoruz. Bununla ne oluyor? İşitme kaybına neden olacak bazı hastalıkların önüne geçiyoruz ve tedavi edilebilir işitme rahatsızlıkların önüne geçiyoruz. Tabii bu da benim branşımla da alakalı, göz hastalıklarıyla alakalı olduğu için son zamanlarda aile hekimlerinden çok fazla refere bana yönlendirilen hasta olduğu için biliyorum. Bu testlere bir de görme taraması eklendi biliyorsunuz. Özellikle ilk 3 ayda mutlaka yeni doğan her bebeğin erken doğması gerekmez, doğumda herhangi bir sıkıntılı durum, komplikasyon olması gerekmez, illa küvezde bir süre doğduktan sonra kalması gerekmez, annenin herhangi bir bağımlılığının veya başka bir şeyin olması gerekmez. Her doğan çocuğun damla damlatılarak, bizim siklopilejin dediğimiz tropamit ve midfilin dediğimiz damlalarla göz bebeği büyütülerek periferik retinanın ve santral retinanın görme merkezinin değerlendirilmesi de bunlara ek olarak gerekiyor. Peki bu topuk kanı için mesela ne zaman gelmediler size? Dediğim gibi ilk 10 gün içerisinde ilk 10 gün içinde bekliyoruz. Direkt size evet. Gelmediler. Bunun sonucu nasıl oluyor? Biz bunları koruma altında ilgili toplum sağlığı merkezimize teslim ediyoruz. Bunlar ülkemizde yeni doğan tarama merkezlerinde gerekli tetkikler yapılıyor ve bununla ilgili hastalarımıza geri dönüş oluyor. Tekrar bazı hastalarımızdan mükerrer dediğimiz uygunsuz numuneler için hastalar geri çağırabiliyor. Onun haricinde genellikle hastalarımız bizim aile hekimleri tarafından geri dönüşü oluyor. Aranmayan kişiler, aranmayan bebeklerin topuk kanının normal geldiği halkımızca düşünülebilir. Şimdi şöyle örnek verirsek, yani niye önemli topuk kanı? Şimdi zorunluluk bir kere topuk kanı. Yani bir çocuk düşünün, 10 yaşına gelmiş, zihinsel problemleri var, yani zeka geriliği var, davranış problemleri var, ne yaptığını bilmiyor, saldırgan, motor problemleri var, kolu bacağı, yaşıtlar gibi tutmuyor. Siz o anneye deseniz ki, ya bunda şu hastalık var, topuk kanıyla taranıp o zaman bulunsaydı, belki işte önlemi alınabilirdi deseydiniz, annenin ne kadar üzüleceğini ve ne kadar ya keşke yapsaydık dediğini düşünün. İşte bunu şimdi düşünün. Yani doğarken düşünün diye bunları söylüyoruz. Ya da bir enzim eksikliği var, yerine koyabiliyorsunuz. Tiroid eksikliği var, hipotiroid bir hormon bozukluğu. Yani yerine konabilir. Tedavi şansları olan, en azından önlemeye çalışılabilecek şeyler. Tabii hepsi başarılı olur olmaz, o ayrı bir şeydir. Ama bu taramalar çok önemli. Yani hayati taramalar. Bunu ancak böyle engelli çocuğu olan anneler bilir. Evet. Keşke o zaman şunu yapsaydık, bunu yapsaydık de diye gelirler. O yüzden ben şimdiden diyorum, yani bu taramaları özellikle aksatmamak, aşıları aksatmamak gerekiyor. Mutlaka yapmak gerekiyor. Tabii bu özellikle topuk kanından bakılan bu enzimler ve tespit edilen hastalıklar özellikle nörolojik, ciddi nörolojik defisitler, çeşitli sistemik hastalıklar, mesela bildiğim hipotiroidinin, biyotinizaz eksikliğinin gözde katarak yapması, doğuştan katarak ve tembellik sebebi olması gibi. Yani bu tarama testleri boşuna değil. Boşuna bu şekilde belirlenmemiş. Boşuna bu şekilde revize edilmemiş. Ne dedik? Topuk kanı, işitme testi, görme testi ve kalça çıkığı, kalça gelişimsel kalça displazisi testinin mutlaka ilgili hekimlerce yapılması gerekiyor. Peki aşılar dedik. Yani aşı nedir kabaca? Şimdi aşı özellikle Şanlıurfa için, tabii her bebek için, her toplum için önemli olmasına karşı
Şanlıurfa için ayrı bir önem arz ediyor. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Şanlıurfa gerçekten özel bir şehir. Aşı şöyle, konusunda mı? Hayır, yani tabii ki. Evet, şöyle anlatayım. Şanlıurfa bir şehir düşünün. Yaklaşık 300-400 bin insanının mevsimsel işçi olduğunu. Evet. Bir şehir düşünün ki doğum oranlarında Türkiye birincisi. Evet. Bir yılda 66 bin bebeğin doğduğu, bir yılda Bayburt ili kadar, Bayburt ili nüfusu kadar bebeğin dünyaya geldiği, Yunanistan ülkesinin bir yılda doğan bebekleriyle Şanlıurfa il bebekleri başa baş oynuyor. Yunanistan'daki kadar çocuk doğuyor sadece Şanlıurfa'da. Evet, bir yılda 2016 yılında evet. Yunanistan'da ortalama eşit sayıda çocuk dünyaya gelmiş. Bunun yanında en önemlisi aslında Suriye'den gelen vatandaşlarımız. Tabii Türkiye'de aşılama politikalarıyla gerçekten ciddi başarılar elde edildi. Yılların emeği var bunda, büyüklerimizin emeği var. Tabii bu noktada Suriye'den gelen kardeşlerimizden kaynaklı demek istemiyorum. Onların tabii bir suçu yok ama onlar kaynaklı. Bazı salgın bulaşıcı enfeksiyon hastalıkları malumunuz ilimizde tekrar görülmeye başladı. Bu noktada biz bir bebeği dahi aşılamadan bırakmak istemiyoruz. Bunun mesuliyetini kimse alamaz. Bunun için aşı nedir? Aşı hastalığın mikrobunu kabaca tabirle bebeğe vererek o bebeği o hastalığa karşı etkin hale, bağışık hale getirmek. Kabaca tabiriyle bu. Aşı... Ya peki bu mikrobu şimdi seyircilerin aklında daha iyi otursun diye şimdi o mikrobu bebeğe verirsek evet. Bebek de hasta olur. Evet. Tabii bunlar şimdi aşıların... Güçsüz. Tabii. Canlı ama güçsüz, hastalık yapacak gücü olmayan mikrobu antikor oluşsun diye değil mi hocam? Evet tabii ki. Kesinlikle. Aşılar canlı ve cansız aşılar olarak ayrılıyor. Onlar kendi özelinde üretim şekillerine göre değişik aşamalardan geçiyor. Güçsüz, cansız dediğiniz gibi hastalık etkinliği bebeğe vererek, bebekle karşılaştırarak bebeğin o hastalığa karşı bağışıklık kazanması, tetikte olmasını sağlıyoruz. Bununla ilgili bir aşı takvimimiz var bildiğiniz üzere. Bahsetmiştik yeni doğan bebeklerde hepatit aşısı birinci dozunu hastanede yaparak, hastanede yapılıyor değil mi? Olarak başlıyor. Hepatit aşısı 3 doz, sarılık aşısı halk arasındaki tabiriyle. Bunun ikinci dozunu bebek doğduktan bir ay sonra yapıyoruz. Üçüncü dozunu da çocuk 6 ayını doldurduğu zaman yapıyoruz. İlkini hastanede yapıyor, sonrakileri siz yapıyorsunuz değil mi? Evet, ondan sonra tamamen aile hekimine ait. Bu arada tabii Şanlıurfa'da hastane doğumların haricinde evde doğumlar evet. Oranında da Türkiye'de çok üst fazla. Sıralarda. Evet. Bu yüzden aile hekimlerimiz özellikle sahada evde doğum yapan aileleri yakalayarak ilk aşılarını sağlık ocaklarında başlayan durumlar var. Peki işte ilk 10 günde gelmeli dediniz işte bu topuk kanı tarama testleri için falan. Siz tabii burada bu yönlendirmeleri de yapıyorsunuz değil mi? Şimdi kesinlikle. Bebek 9. gününde işte 1. ayında şu tarihte tabii geleceksin, ki. 6. ayda şunun için geleceksin diye. Evet. Aslında bu çok büyük bir olanak yani çok kolaylaştırıcı bir şey birinci basamak sağlık hizmetleri. Gerçekten çok değerli, çok önemli. Yani yeter ki doğru zamanda doğru hekime başvurun. Yani tedavi edilemeyecek çok az hastalık var aslında günümüz teknolojisinde. Peki İsa Hocam, Ahmet Hocam çok güzel söyledi. Yani Şanlıurfa'da geçen yıl değil mi doğum 2016. sayısıyla 2016'da Yunanistan'ın koskoca bir ülkenin eşit. Tabii bunda Suriye'den göç eden vatandaşların da bir katkısı olabilir. Aile planlamasıyla yani bu yani programın diğer bir amacı da ben birinci basamak sağlık hizmetlerini iyi anlamak, ikinci amacı da aile planlaması olsun istiyorum. Yani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi bir kere böyle bir rakam olması net olarak şunu gösteriyor. Urfa'da aile planlaması başarısız. Evet. Aile planlaması doğru yapılamıyor. Bu kadar doğum hızının olması anormal. Bir topluma göre anormal. Tabii ki doğurganlık oranı belli bir seviyede olabiliyor. Özellikle gelişmiş toplumların olabiliyor. Peki burada sorun ne o zaman? Yani aile planlamasını kim yapıyor? Birinci basamak yapıyor. O zaman sorun birinci basamakta mı?
Değil bence. Çünkü bu az önce dediğimiz baş ağrısı tedavisi gibi. Yani bir işbirliği gerektirir. Sistematik bir şey gerektirir. Şimdi ben Ahmet Hoca'ya sorayım. Ya, kaç hasta size gelip aile planlaması ile ilgili bilgilendirme alıp ondan sonra buna göre nüfusu veya doğurganlık durumlarını değerlendirdiler? Neredeyse çok azdır. Evet. Şu anda 8-9 çocuğu olanları mesela geliyor 40 yaşında, 41 yaşında 8-9 tane çocuğu var yani. Evet. Neredeyse 16-17 yaşında evlenmiş, 23 senede 8 doğum yapmış. Bu hasta hiç aile planlaması için bir hekime başvurmuş, bu başvurmamış. Buradaki en önemli sıkıntı tabii ki sosyo-kültürel durum düşüklüğüdür. Bu da biraz daha aslında toplumun geriliğini gösterir yani. Sosyo-kültürel olarak geriliğini gösterir. Sağlık olarak geriliğini gösterir. Kontrolsüz nüfuslar, neden bunu söylüyoruz? Kontrolsüz nüfuslar, aile planlaması yapılmamış böyle bir nüfus daha çok hastalık barındırır, daha çok sıkıntı içerir, daha çok suç içerir, daha çok işsizlik içerir. Çünkü sizin belli bir kaynaklarınız vardır, buna göre bir yol izlersiniz. Bir vücudunuz vardır, kadın olarak bir bedeniniz vardır. Buna göre bir doğurganlık durumunuz vardır. Bir de böyle hastalarımız da var ilginç olarak. Yani çocuk doğuruyor, yani neredeyse 7-8 tane düşük yapıyor, 7-8 tane yaşayan var ama onların üçü hastalıklı, şulu bulu. Tabii bu şekilde olmuyor. Çünkü siz hem topluma yük getirmiş oluyorsunuz, hem de kendinize yük getirmiş oluyorsunuz. Burada devlet tabii aile planlaması ne için koyuyor? Devletin de toplum üstünde sorumluluğu vardır. Topluma zarar verecek bu tarz şeyleri de önlemeye çalışıyor. Dolayısıyla aile planlaması konusunun eğer ilerlemesini istiyorsak ilk gideceğimiz yer sağlık ocakları veya aile sağlık merkezleri değil. Aile hekimi de değil. İlk yapacağımız şey aslında toplumdaki şu an her şey için neredeyse o. Önce okullara gireceğiz. Önce eğitim seviyelerini artıracağız. Neyi niçin yaptığımızı bileceğiz. Nereye niçin gittiğimizi bileceğiz. Toplum içinde yaşamayı öğreneceğiz. Çünkü bunları yapmadığınız sürece o zaman neredeyse eski çağ yaşamından bir tık öteye gitmekten ileri gitmeyiz. Şu anda o gelen seviye o seviyelerde. Dolayısıyla buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Özellikle okul çağlarında aile planlaması ile ilgili mutlaka devlet tarafından eğitim müfredatına aile planlaması ile ilgili derslerin girmesi, öğretilmesi, cinselliğin öğretilmesi, toplum hayatının öğretilmesi, trafik kurallarının öğretilmesi, bütün bunların öğretilmesi gerekiyor. Mesela bazelinden lise mezunu bir insanın bir kere kesin ve kesin ilk yardım bilmesi gerekiyor. Çünkü herhangi bir sokakta geçerken, hiç kimse olmazken birine müdahale etmeniz gerekebiliyor, değil mi? Ve çok basit bir şey, çok ciddi de bir eğitim gerektirmeyen bir şey. Birkaç kursta öğrenilebilecek bir şey, ilk yardım mutlak bilmesi gerekiyor mesela. Evet. Dolayısıyla toplumun eğitimini düzenlerken, toplum içinde yaşarken ihtiyacımız duyan şeyleri bilmemiz gerekiyor. Şimdi ben bir örnek vermek istiyorum. Şimdi eskiden toplumlar daha küçük nüfusluyken, yani avcı toplayıcı olduğu zamanlarda şöyle bir şey vardır. Bir kabile vardır, yaklaşık 15-20 kişiden oluşur. Ama o 20 kişinin tamamı bir sağlık sıkıntısı olduğunda nasıl müdahale edileceğini bilir. Biri düştü, kırıldı, nasıl kırığı tedavi edileceğini bilir. Herkes nasıl yemek yapılacağını da bilir, nasıl toplanılacağını da bilir. Hangi yemeklerin iyi, hangilerinin kötü, hangi bitkiler toplanır, hangi bitkileri toplanmaz bunları da bilir. Dolayısıyla herkes her şeye hakim oluyor. Tabii çağımızla beraber uzmanlaşmalar başladı. Herkes bir konuda sadece bilgi sahibi oluyor ama yine temelde sağlığımızla ilgili, eğitimimizle ilgili, trafik düzeniyle ilgili mutlaka en alt seviyedeki bilgileri yine bilmemiz gerekiyor yani. Tamam eskisi çok uzmanlaşmalım demiyorum. Ama bir birey olarak okul okumamışsanız dahi yani eğitim seviyesinin çok önemli olduğunu da önemli ama eğitim seviyesi illa gerekli mi gerekli değil mi? Bence şu anda Türkiye gibi tarihi olan, kültürel tarihi olan bir bölgede yaşayan bir toplumda hiç okul okumayan bir insan da çok rahatlıkla kendini yönlendirebilmesi, ifade edebilmesi, sağlığına yön verebilmesi, toplum içinde yaşamaya çok iyi uyum sağlaması gerekiyor. Evet. Evet, siz ne düşünüyorsunuz aile planlamasıyla ilgili? Aile planlamasından biraz bahsetmek istiyorum. Sahada nasıl, neyle karşılaşıyor hastalarımız? Şimdi aile planlaması hizmetleri aile sağlığı merkezlerimize dört dörtlük verilmekte.
Bununla tecrübeli aile sağlığı elemanlarımız bizzat hastalarımızla, kişilerle irtibata geçip her türlü danışmanlığı almakta. Ben kısaca aile planlaması yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Bu konuda bizim kabaca 3 tane yöntemimiz var. Bunlardan bir tanesi hormonal yöntemler dediğimiz, halk arasında da HAP, 21 gün hapı denilen haplı yöntem. Bu gebelik isteyen annenin hormonal dengesiyle oynayarak onun doğurganlığının ihtimalini düşürecek bir hormon tedavi. Sözünü kesiyorum. Yani aile planlaması ile ilgili toplumda, özellikle az gelişmiş toplumlarda şöyle bir ön yargı ve bakış açısı da var. Gebeliği engelleyen, çocuk doğurmayı, çocuğun dünyaya gelmesini engelleyen, oluşumu engelleyen bir planlama yöntemi, durum yöntemi gibi. Halbuki çok farklı. Yani bu aile planlamasında çok farklı fikirler var, değil mi? Yani hem sağlık olarak normal bir gebenin sağlıklı ikinci bir gebeliğini dünyaya getirmesi için arada bir gebelik içermeyen döneminin olması gerekiyor. Bu dönemde çünkü bir yandan çocuğunu emzirecek, bir yandan çocuğunu büyütecek. Bir diğer konu maddi durum. Yani bu ülkede asgari ücretle yaşamak oldukça zor. Yani asgari ücretle çalışan bir kişinin 3 çocuk, 4 çocuk, 5 çocuğunun olması, bu çocuklara ne kadar sağlıklı, bu çocukları ne kadar sağlıklı yetiştirebileceği, bu besin takviyesinden tutun takiplerine kadar, bunların hepsini içeriyor, değil mi? Yani kesinlikle, aile planlaması kesinlikle. Yani illa bir gebeliği engelleyici bir yöntem değil yani. Tabii ki. Ne zaman gebe kalmak istiyorsun? Aralıkların belirlemek istiyorsun? Bununla ilgili danışmanlık. Aile planlaması deyince aklımıza sadece gebeliği engelleyici gibi kesin ve net bir durum aklına gelmesin insanların. Bir plandır adı üstünde. Aile planlaması, bizim bu kullandığımız işte hormonal yöntemler, geleneksel yöntemler, bazı cerrahi girişimler, bunların birbirlerine karşı artısı eksisi var tabii. Biz hastalarımızı her türlü danışmanlığı verirken şunu yapıyoruz. Hastamıza en uygun hangisi? Uzun vadede mi düşünüyor ara vermeyi? Kısa vadede mi düşünüyor? Son olsun mu istiyor? Çeşit çeşit bize taleple gelen hastalarımız var. Biz bunları tabii bu aile planlaması yöntemleri içerisinde en uygun yöntemi seçerek hastalarımıza uyguluyoruz. Bunu her şekilde aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak tüm hastalarımız aile planlaması yöntemlerine ulaşabilir. Bununla ilgili bir eksik duyarlılık var. Hastalarımız bu konuda hiçbir şekilde çekinmeden aile sağlığı merkezlerine başvurabilirler. Gerçekten bu konuda deneyimli yüzlerce personelimiz var. Özellikle Şanlıurfa özelinde. Bu konuda biraz eksiyiz. Evet. Talep konusunda eksiyiz. Halkımızın bu konuda biraz daha bilinçlenmesi lazım. Evet. Bir de bir şey daha, yani çocuklarda ve gebelerde toplum sağlığı merkezlerine başvurduğunda takviye gıdalar olarak ne öneriyorsunuz? Evet. Şimdi bahsettik, yeni doğan bir bebek dünyaya geldikten sonra ilk aşısının hastanede yapıldığını, daha sonra ilk 10 gün içerisinde topuk kanı için ve diğer tarama testleri için aile sağlığı merkezlerine başvurmasını konuşmuştuk. Biz aile sağlığı merkezlerinde evet bazı takviye gıdalar bebeklere ve çocuklara ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bunlardan halkımız da bilecektir. D vitamini ve kan damlası olarak bilinen değişik preparat isimleri var bunların. İki çeşit önemli takviye gıdamız var. Bunlardan D vitamini neden önemli? Şimdi D vitamini tabii bağırsaklarımızdan kalsiyumun emilimini rahatlattığı için hem de kalsiyumu, vücut için önemli olan kalsiyumu dişlerde ve kemiklerde tutma özelliğinden dolayı D vitamini bizim için çok hayati öneme sahip bir vitamin. Bu vitamin biz genelde ilk 15 günden itibaren başlarız. 1 yaşına kadar hastalarımızın kullanmasını isteriz. Tercihen de 3 yaşına kadar D vitamini
takviyesi yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Çünkü D vitamini emziren annelerde ve mama ile beslenen annelerde yetersiz kalıyor. Yetersiz düzeylerde. Evet. Bu yüzden biz bunu dışarıdan takviye ile takviye ediyoruz. Yine aynı şekilde halk arasında demir damlası denen o siyah damla. O da demir neden önemli? Demir çünkü kanda oksijeni taşır. Önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 4. 5. aydan itibaren kan tahlili yaptırmadan 1 yaşına kadar demir takviyesi bebeklere başlayabilirsiniz. Özellikle bebeklerin ek gıdaya geçiş, yani ilk 6 ay anne sütü diyoruz biliyorsunuz. 6 aydan sonra ek gıdaya geçiş sürecinde demir özellikle eksikliği sık görülen bir durum. Bu yüzden takviye gıda olarak demir vitamini de aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bu şekilde. Bir soru var son olarak. Ben yaklaşık 6 yıldır psikiyatri hekimine başvurup psikiyatri ilaçları kullanıyorum. Bu ilaçları aile hekimim de yazabilir mi diyor. Tabii ki biz hastalarımızın özellikle tüm raporlu ilaçlarını aile sağlığı merkezlerinde rahatlıkla yazıyoruz. Peki İsa Hocam. Şimdi mesela bu tabii yazabiliyor da şunu da söylemek lazım. Psikiyatri hekimlerinin yazdığı ilaçların çeşitleri vardır. Bu yazdığı ilaç gruplarına bağlı olarak bunlar yeşil reçete satılan ilaçlar olabilir. Anksiyotetik ilaçlar, antidepresan ilaçlar, antipsikotik ilaç, bir sürü ilaç grupları var. Özellikle psikiyatrik rahatsızlığı veya nörolojik rahatsızlık tanısı konmuş hastaların eğer psikiyatrik veya nörolojik takip gerektiren hastalıkları varsa mutlak takiplerine devam etmeleri gerekir. Ama ilaçların aynı dozda kullanmaları gereken bir sürede ilaçları bitmişse ve bu ilaçlar da raporla o uzman hekim tarafından düzenlenmişse aile hekimi bunu reçeteleyebilir, arada girebilir. Ama bu demek değildir ki bir kere ilacı yazdırdım, bundan sonra takibimi aile hekiminden yapayım. Ben burada çünkü aile hekimlerine böyle bir yük gelmesini istemem. Çünkü bu hastalar gerçekten uzman olarak iyi değerlendirilmesi ve dikkatli takip edilmesi gereken hastalardır. Özellikle de yeşil reçete ilaç kullanan hastaların mutlaka mümkünse reçetelerini bile kendi psikiyatri hekimlerine yazdırmaları gerekir. Peki, çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Birinci basamak sağlık hizmetlerini konuştuk. Tabii sağlığın temeli aslında birinci basamak sağlık hizmetleri. Aşıları konuştuk, aile planlamasından bahsettik, hangi durumlarda birinci basamak sağlık hizmetlerine başvurmak gerektiğinden bahsettik. Özellikle ikinci ve üçüncü basamaklardaki gereksiz yığının yoğunlaşmalardan bahsettik. Özellikle hasta yeni doğduğunda bir yeni doğan bir bebeğin aile hekimine başvurup burada topuk kanı ve işitme testi, göz tarama testi ve kalça gelişimsel kalça displasisi gibi testlerle mutlaka tarama yapılması gerektiğinden bahsettik. Gıda takviyelerinden bahsettik. Baş ağrısından bahsettik. Umarım sizin için de yararlı olmuştur. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.